Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün sizlere şunu söyleyeyim. Bu hayvanlar neden bu kadar pis? Öncelikli olarak ondan başlayalım. Ondan sonra bana sık sorulan sorularla devam edelim. Bu hayvanların pis olmasının sebebi arkadaşlar, şu gördüğünüz ineğimle şu ineğim artık doğum yapacak. Hava küçük çiseli olduğu zaman, yağmurlu olduğu zaman eğimden kaynaklı bu hayvanlarımızı dışarı bırakamıyoruz. Niye? Kayar, düşer, herhangi bir şey olur. Direkt sancılanmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bundan kaynaklı hayvanlarımız biraz pislendi. Şimdi bunların da akşam yemini vereceğiz. Yani hep ahırda kaldıkları için de arkadaşlar. Ahırımız bildiğimiz eski usul. Yani hayvanlara düşen metrekare sayısı az. Bundan kaynaklı böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Bir de yeşil otladıkları için arkadaşlar. Dışkıları biraz daha akışkan oluyor. Bu da üstlerine yapışıyor. Bakın arkadaşlar, mesela şu ineğim şurasını komple kuyrukla yapmış. Sadece şu alt kısmında biraz dışkı var ama bu da yapışmamış. Yani bu bir gün otlamaya gitse çıkacak şey. Şimdi arkadaşlar en çok bana sorulan soruyu sizlere tek tek söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Arada bir iki tane sinek uçuyor sadece. Ya da mesela şöyle yapalım. Buzağımızın üstüne bakalım. Kaç tane sinek var? 1, 2. Şu ineğimizin üstüne bakalım. Kaç tane sinek var? Şurada 1, şurada 2, şurada 3, şurada 4. Zaten bunların üstünde sinek yok arkadaşlar. Ahırdaki sineğin sebebiyeti nedir? Yani şu dış tarafta böyle bir şeyler uçuyor, onları sinek zannetmeyin arkadaşlar, onlar arı. Peki arkadaşlar, bunun sebebiyeti nedir? Ya da ahırda bu kadar çok sinek olmasının sebebi nedir? Bunu nasıl önlenir? Arkadaşlar, ilk önceliğiniz şu olması lazım. Sinek çeken bazı yem maddeleri var arkadaşlar. İşte bunlar ne olur? İşte küspe olur, kokmuş yemler olur, mısır silajı olur. Arkadaşlar, bunları yaz aylarında biraz daha dikkat edip az vermeye çalışırsak ya da işte hayvanlarımızın önünde bitireceği şekilde verelim arkadaşlar. Ama bu değil ki hayvanlarımızı aç bırakalım. Yani öğün sayısını artırın arkadaşlar. Normalde sabah akşam besliyorsanız mesela hayvanı, bunu 3 öğüne çıkartın. Eğer 3 öğün besliyorsanız bunu 4 öğüne çıkartın. Bu sayede sinekten kurtulmuş olursunuz arkadaşlar. İkinci bir önlem yöntemi ise şudur arkadaşlar. Ahırınızın sürekli rüzgar esen bir konumda olması lazım. Havalandırmanızın çok iyi olması lazım. Bu da sineği ciddi şekilde etkiliyor. Şu an mesela ben püfür püfür rüzgar vuruyor şuradan. Hatta şöyle camdan dışarıyı göstersem. Sallanan ağaçları da görürsünüz diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, ağaçların ne kadar sallandığını. Direkt buradan rüzgar geliyor. Şu karşıki tarafta gördüğünüz camlardan çıkıyor. Şu ön taraftan da hayvanlarımızın nefes alması için kısım var. Yani arkadaşlar, eski usul bir ahır. Yani gerçekten böyle olmasını ben istemezdim. Ben de çok modern bir ahırda hayvanlarımı beslemek istiyorum. Ama bunu yapabilecek bir durumum yok benim. Artvin'deyim. Bunun zorluğu üstelik çok biniyor. Şimdi arkadaşlar, bir yiyecekleri, İki, rüzgar. Şimdi sıra geldi üçüncüye arkadaşlar. Doğru zamanda önlem. Yani mesela şimdi siz ahırınızda sinek çoklaştı. Şimdi şuradan şuraya doğru sineklik çekersiniz. Veya ahırınızda, işletmenizde müsait bir yere sineklik çekersiniz. Bu sineklik ne işe yarayacak arkadaşlar? Üremeye devam eden sinekleri durdurmaya çalışacaksınız. Eğer sizin böyle bir sıkıntınız varsa arkadaşlar, eğer sineklerle başınız dertteyse ve sineklerden kurtulmak istiyorsanız bunu erken zamanda yapmanız lazım. Yani ilkbaharın başı, işte ilkbaharın işte başında bir 15 gün kadar koyuyorlar. İlkbaharın sonunda 15 gün kadar koyuyorlar. Haziran ayında komple koyuyorlar. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Yani buradaki şu an uçan sineklere damızlık olan sinekler gidip ona yapıştığı için üremeleri yavaşlıyor arkadaşlar. Üremeleri yavaşladığı için de bu sizin için bir avantaj oluyor. Ve mücadele edilebilir hale geliyor. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi hayvanların üstünde sinek sayısı çok az. Rahatsız olmaları da çok az arkadaşlar. Yani bu sizin kulağınıza küpe olsun. Ki bir de benim kapalı sistem var. Hani bunda sinek olmaması mucize olur. Ve hiçbir şekilde kimyasal kullanmadan ben bunu başarabiliyorsam siz de başarabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.